Öğretmen sınıfı toplayıp fotoğraf çektirmeye çalışıyormuş. Düşünün çocuklar, bu Yeşim. Yıllar sonra bu fotoğrafa bakıp eczacı oldu diyeceksiniz. Bakın bu da Mahir. İşletme sahibi oldu diyeceksiniz. Arka sıralardan bir ses gelmiş. Bu da öğretmenimizdi, yazık. Mefta oldu. Fadime kumar oynuyormuş. Temel de arada sırada gidip soruyormuş. Nasıl gidiyor Kanaryan? Kaybediyorum. Bir müddet sonra yine. Nasıl gidiyor güvercinim? Kaybediyorum. Bu konuşma bülbülüm, serçem diye devam etmiş. Bunu gören Cemal sormuş. Neden sürekli karına kuş isimleriyle hitap ediyorsun? Herkesin içinde kuş beyinli diyemem ya. Cemal ile Dursun Sultanahmet'te geziniyorlarmış. Yanlarına bir turist gelmiş. Adam Almanca, Fransızca, İngilizce derdini anlatmaya çalışmış. Bizimkiler anlamamış. Temel Dursun'a demiş ki, ya ulan Dursun demiş, bir yabancı dili öğrenemedik gitti. Dursun da demiş, ya ne yapacaksın yabancı dili, adam üç dil biliyor derdini anlatamıyor. Köyün imamı olan Temel'e çok güzel bir kadın gelir, der ki, hocam benimle ilgilenmiyor, onu aldatacağım, günahı ne olur? Cehennemde ne kadar kalırım? İmam Temel der ki, köy muhtarı ile aldatırsan 2 yıl. Köyün bekçisi ile aldatırsan 1 yıl. Öğretmenle aldatırsan 3 yıl. Kadın Temel'in sözünü keser. Peki hocam, imam ile aldatırsam? Temel cevap verir. Ula cennete mi gitmek istiyorsun? Adamın biri cuma günü ölmüş, gömmüşler. Adamın oğlu ertesi gün hocaya gitmiş. Demiş ki, hocam demiş, babam cuma günü öldü ya, cennette nasıl karşılanır? Hoca sormuş, namaz kılar mıydı? Hayır ama cuma günü öldü. Oruç tutar mıydı? Hayır ama cuma günü öldü. Hacca gitmiş miydi? Hayır ama cuma günü öldü. Hoca dayanamamış, demiş ki, cuma günü ellemezler ama cumartesi günü anasını bellerler. İki kadın hamamda muhabbet ediyorlarmış. Biri demiş ki, senin eşin sana para veriyor mu? Öbürü de demiş ki, evet, ne zaman istesem çıkarıp verir. Diğeri, nasıl oluyor? Bana da anlat, ben de bileyim. Diyorum ki, annemin evine gideceğim, bir daha dönmeyeceğim. O da her zaman çıkarıp yol parası veriyor. Kadın doktora sorar. Doktor bey, kocam uykusunda sürekli konuşuyor. Onu nasıl iyileştirebilirim? Doktor da demiş ki, uyanıkken konuşması için fırsat ver. Hoca yeni girdiği sınıfta öğrencilerle tanışıyormuş. Demiş ki, benim adım Aslanoğlu. Ama siz bana Aslanoğlu Aslan da diyebilirsiniz. Aradan zaman geçmiş, öğrencinin birine demiş ki, benim adım neydi? Öğrenci de demiş ki, hocam demiş, vallahi bir hayvan oğlu hayvan da ama hangisi hatırlayamıyorum. Adamın karısı normalde her gün telefonu alırmış eline, 2 saat konuşmadan kapatmazmış. Yine bir gün telefonda konuşurken bu hayret bir şekilde yarım saatte kapatmış. Adam sormuş, normalde 2 saatten önce kapatmazdın, ne oldu? Kadın da demiş ki, yanlış numaraydı. Nasrettin Hoca ve karısı konuşuyorlarmış. Hoca, benim yüzüme bakıp besmele çekiyorsun. Ne var bunda? Ama imam karısının yüzüne bakıp Yasin okuyormuş. Hoca durmuş ve demiş ki, o kadın bende o saatin bile indiririm.